Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi resmi destekçisi Türkiye İş Bankası Fair Play'i sunar. Herkese merhaba. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi resmi destekçisi Türkiye İş Bankası'nın sunduğu Fair Play programına hoş geldiniz. Ben Orkun Yazgan, sevgili Okay Karacan'la birlikte bugün çok değerli bir konuğumuz var. Rıza Çalınbay ile birlikteyiz. Teknik direktör, Beşiktaş'ın efsane futbolcusu, çok önemli özel bir spor adamı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Fair Play deyince de Rıza Çalınbay uzun yıllar akla gelen ilk isimlerden birisidir. Evet. Teşekkür ederim, sağ olun. Hocam ben sizin kırmızı kart gördüğünüz futbolcuyu hatırlamıyorum. Ben Türkiye'de görmedim ama yurt dışında gördüm bir tane. O da şöyleydi, Avusturya'da oynuyorduk, Avusturya Viyen'le ilgili. Onlarla oynuyorduk, Avrupa maçı oynuyorduk. Ve orada bize hakem bir iki tane penaltı verdi, İtalyan bir hakemdi. Ben de daha yeniydim, 16-17 yaşındaydım, yani yeni geçmiştim A takıma. Yani hep oyuncular tükürür ya yere. Ben de bir pozisyondan böyle tükürerek gittim, yani şey oldu, hafif tükürük oldu. Kendisine sandı. Aynı ya. Kendisine zannetti. Beni oyundan attı. Ben anlatıyorum, anlatıyorum. Kadar. Adam inat yani şey yapmadı. Var da yok. Hiçbir şey de yok zaten. Orada atıldıydım. Onun dışında burada kırmızı kartı Fair Play falan deyince, yok yani. Akla gelen tek isimdir. Rıza'cığım ben itiraz ettiğini, hakemin boğazına sarıldığını, bir pozisyonda haksız bir şey yatayım da faul aldığını hatırlamıyorum. Yok. Özellikle Fair Play programı için. Rıza Çalınbay'ın yeniden hoş geldiniz. Evet. Biz atom karınca tabii diyebiliyoruz. Şimdiki nesiller artık teknik adamlarınızla biliyorlar. Son olarak Sivas Spor'dan ayrıldınız. Bir kısaca o atom karıncayı bize bir anlatın hocam. Biraz şöyle biz gençliğimize gidelim. Şimdi ben futbola başladığımda 17 yaşımda A takıma geçtim. Evet. Yani özet anlatayım, çok uzun tabii. Çünkü. Tabii. Benim en büyük özelliğim fizik gücüm çok iyiydi. Çok koşardım ben. Yani önce orta sahanın tam ortasında oynuyordum. Her yere koşuyordum. Herkese yardıma gidiyordum böyle. O yüzden. Öyle pozisyon icabı. O arada televizyonda da Atom Karınca diye bir dizi oynuyor. Evet. Sonra bir gün bir baktım ya Kazım Kanat bilirsiniz belki. Tabii. Ya Kazım abi. Allah rahmet eylesin. Başkası olabilir. Milliyet gazetesiydi herhalde. Gazeteyi bir açtım. Benim böyle şeyimi koymuşlar. Karıncayı koymuşlar, büyük atom karıncayı koymuşlar. Çizgi film karakteri. Yani kafasında benim şeyi koymuşlar, atom karınca Rıza diye. Güzel. Öyle oturdu. Başladı, öyle gitti yani. Aslında günümüz futbolunda tam istediği özellikler. Yani her yere koşan, her yere basan ve yardımcı olan, koşu mesafeleri falan o zaman yoktu. Ama o zaman sizin koşu mesafeleri böyle yoktu böyle tabii değildi. De. Ama herkes biliyordu. Tabii. O zaman bir şey vardı, kulpur test diye bir şey vardı. O vardı, öyle bir şey vardı. Onlarda da ben hep birinci gelirdim yani. Fizik gücüm gayet iyiydi. Evet. Ben hocanın sakatlandığı için oynamadığı maç hatırlamıyorum. Futbolculuk hayatımda büyük bir sakatlık yaşamadım. Sadece bir Avusturya ile genç milli takımdayken Samsun'da bir maç oynadık. Orada böyle ayağım çime takıldı. Vidalar biraz uzundu. Böyle ayağım döndü. Bayağı bir şişmişti. Bir orada bir sakatlık yaşadım. O da 2-3 hafta oynayamadım. Ondan sonra Allah'a şükür. Peki şimdi olimpiyata milli takımlarımız gidecekler. Tabii olimpiyat daha hızlı, daha güçlü, daha iyi olmayı salık veren bir felsefeye sahip. Böyle bir sporcu olmak için ne yapmak gerekiyor? Sizin farkınız neydi? Beslenme, işinize konsantrasyon, Allah tarafından verilmiş biyonik bir vücut mu neydi? Ya bir kere her şeyden önce ne olursa olsun şurada beraber oturuyoruz üçümüz de. Eğer biz üçümüz de bu işi sevmiyorsak başarılı olma şansımız sıfır. Yok. Yani her şeyden önce işini çok seveceksin. Zaten senin başında antrenörün var, sana öğretiyor her şeyi. O ne diyorsa onu yapacaksın mümkün olduğunca. Bir de futbolun kıymetini bileceksin. Yani futbol bir nimettir. Herkes nankör derler ama futbol bence bir nimettir. Yani ben mesela ben ilkokulu bitirdim. Ondan sonra okuma şansım olmadı. Tabii ki çok isterdim okumayı. Olmadı. Ama futbola bir başladım Beşiktaş'ta. 13 yaşında girdim. 33 yaşımda bambaşka bir şekilde bıraktım. Güzel bir şekilde de bıraktım. Ben çok iyi yerlere geldim. Çevrem çok iyi yerlere geldi. Ailem çok iyi yerlere geldi. Kendim tanınan birisi oldum. Yani o yüzden çok mutlu oldum. Bir de tabii ki Beşiktaş gibi bir takımın kaptanlığını yapıyorsun yıllarca. Milli takımın kaptanlığını yaptım. Dünya karmasına gittim. Yani ne hayal ettiysen hepsini gerçekleştirdim. Bundaki tek şey de hem çalışmak hem de işini sevmek. Yani Rıza Hoca aslında bir sembol, şöyle bir sembol. 13 yaşında bir kulübe girip 33 yaşına kadar futbol oynuyor.
Bugün olsa 40 yaşına kadar oynar Rıza Çalınbay. O da net bir şekilde ve sakatlanmıyor. Fair play bir futbol anlayışı var. Bugünkü testler olsa herhalde diğerleri futbolu bırakırlardı. Hoca 17 kilometre koşarken 9 kilometrede kalanlar da vardı diye espri yapayım bir parça. Evet. Dolayısıyla bir anlamda bu işin sembolü istemekle oluyor. Tabii canım. Fortius, Altius, Sitius. Şimdi evet. Sen demin söyledin diye evet, Fortius, daha, Altius, daha yüksek, daha hızlı olimpiyatların meşalesinin, olimpiyat meşalesinin sembolü bir anlamda. Daha hızlı, daha yüksek. Siz de onu o zamandan yapıyordunuz. Şimdi Sivas Spor'a geldiğimiz zaman yolları ayırdınız ama kaç sezon oldu? Yani benim toplam önce bir 3 sene var. Evet. 3 seneyi ben bitirdim. Orada dedim ki ben ayrılıyorum dedim. Tamam mı? Ara veriyorum dedim. Sonra tekrar gelirim dedim. Tekrar bir daha geldim oraya. Kendim de Sivaslıyım zaten. Evet. Ve bu sezonda 4 sene. Ama bu sezonun başında şöyle dedim onlara ben yönetimle. Eğer dedim bak ben ilk geldiğimde düşmeye oynuyordu takım. Kurtardık. Eğer dedim düşmeye oynayacaksak ben yokum dedim. Ben dedim hedefe gideceğim dedim. Hedefim de benim Avrupa kupalarıydı başta. Evet. Yani 3 sene üst üste Avrupa'ya gittik. Hem Türkiye'ye puanlar kazandırdık. Hem kulübümüze çok maddi açıdan çok büyük destek geldi. Hem Avrupa takımlarını geldik izledik. Şehre heyecan geldi. Tabii şehre inanılmaz bir heyecan geldi. Çok güzel şeyler oldu. Tabii ki bu başarıyı sağlamak da kolay bir iş değil. Orada herkesin de katkısı vardı. Yani hem yönetim olsun, taraftar olsun, arkadaşlarımız olsun, takım arkadaşlarımız, futbolcu arkadaşlarımız. Çok güzel bir kenetlenmişti. Güzel şekillerde de, çok güzel bir yerde de bıraktık. Çok oldu. Bayağı da bir yıpranıldı. O yüzden de biraz dedik dinlenelim. Yine aynı şekilde ayrılalım. Yine de tabii ki günün birinde dönmek isteriz yani. Yani hocanın Sivasspor'a bir sene sonra ben bırakacağım şeklinde bir bildirimde bulunması bile Türkiye'de çok rastlanan bir durum değil. Onu önceden söyledim ben. Evet, o da planlı programlı olma. Bir de Anadolu takımlarında aslında büyük takımlarda da öyle. Yani bir sezonu tamamlamak çok zor. Hocam alt liglerde yani dörder hocayla bitiriyorlar. Siz diyorsunuz ki 4 sene çalıştım. İşte, dolayısıyla istikrar da spor içinde, futbol içinde, hayatın her anında önemli. Rıza Hoca o anlamda da bir sembol diyelim. Şimdi tam Avrupa maçları da başladı bir yandan. Siz de Avrupa kupalarında yani çok sayıda maç yaptınız. Tam da bu turlarda. Aslında zor turlar. Ters takımlar gelebiliyor. Tabii tabii. Tam analiz de yapamıyorsunuz değil mi? Yok şu an dün ben Beşiktaş maçına gittim. Evet. Biraz gelelim bu döneme. O maçta da tabii baktım yani Beşiktaş'tan Tiran arasında kocaman bir fark var yani. Ama Beşiktaş'ın eksiklerinden dolayı istediği sonucu net bir şekilde alamadı yani. Hı. Ama gerçekten yine de Tiran'dan kat kat üstün bir takım. Yani şu anda sizin dediğiniz gibi mesela Kuliç takımı var Romanya'nın. Evet. Adana Demirspor'a çıktı, berabere kaldı. Geçen sezon onlarla biz oynadık, biz eledik onları. Şimdi tabii ki ters takımlar hiç belli olmuyor. Dün işte Beşiktaş bir anda 2-1 oldu maç. Tabii. Belki bir tane daha alsa başka bir değişik şeyler oluyor. Dikkat etmek gerekiyor. O da bence şu anda bile Galatasaray olsun, diğer takımlar olsun, Beşiktaş olsun tam böyle şey değiller yani bütün takımlar, Fenerbahçe olsun, hiç kimse tam hazır değil. Maçlar bir başladıktan sonra zaten her şey ortaya çıkacak yani. Evet. Hocam şey tabii hani Beşiktaş'ı da takip ediyorsun, bütün takımları takip ediyorsun. Tabii, az önce de konuştuk siz. Hani Beşiktaşlı Rıza Çalınbay'sınız ama muazzam bir şekilde diğer takımları da takip ediyorsunuz. Yok, dün ben şey yüzünden gittim. Biz şöyle, bu Tiran takımı ben oynadığım zaman bize çıkmıştı. Oraya gelecektim evet. Yani biz Tiran'ı yendik. Kulüp de o maçta oynayan arkadaşları bir araya getirmek istediler. Ha. Ve o yüzden biz türbüne geldik. Yani çok güzel organizasyon. Oraya gelecektim. Ben bunu bilmiyordum. Ama aklıma hoca anlatırken şey geldi. Beşiktaş 2-1 kazanmıştı Tiran'ı. Metin Tekin atmıştı gollerden birini yanlış hatırlamıyorsam. O dönem çok büyük bir şeydi. Yani Arnavutluk tabii. Şimdi arada çok yani büyük Avrupa bir şeydi. Ya o zaman biz hangi takımla, Avrupa'dan hangi takım en zayıf takımla oynasak bile gözümüzde büyütüyorduk. Tabii. Avrupa diye yani. Tabii. İşte düşünebiliyor musun? Tiran'ı yendi Beşiktaş diye mutlu olduğumuz bir dönemden diğer takımlar için de geçerliydi bu yani yanlış anlaşılmasın sadece Beşiktaş için değil. Tabii tabii. Artık Tiran zayıf bir takım moduna girmişiz. Zaten hoca Sivas'tayken onları Sivas'a getirerek birçoğunu o da deneyimlemiş bir teknik adam. Hocam şey yaptınız ama ayrıldınız ama hani yarın birisi telefon edip hocam sana ihtiyacımız var derse tabii ki hazırsınız değil mi? Tabii canım. Ekip hazır, siz hazırsınız. Tabii. Şimdi öyle uzun bir ara olmayacak şimdi yani ben ne zaman? Ne yapıyorum? Biz şimdi pek ayrı böyle uzun bir sürem olmadı benim. Ben hep çalıştım.
Takım da ayırtmadım hepsinde. Ben mesela Antalya Spor'u 2 puanla aldım. Sondan 2 puanı var, sonuncu aldım. Evet, o da iyi bir dönemdi. O da 5. bir duruma getirdik. Şimdi şu anda bizim yaptığımız en önemli şeylerden biri, ben ekibimi alıyorum. Ekibimi şu anda ben Avrupa'ya gönderiyorum. Geçen ben Bulgaristan'a gittim. Onlar da lig başlamıştı. Şimdi önümüzdeki hafta Sırbistan'a gidiyoruz. Oradaki oyuncular bize yakın oyuncular. Tabii. O yüzden de orada bütün maçları seyrettiriyoruz. Tarama yapıyorsunuz. Onu devam ediyor. Yarın bir gün bir takıma gittiğimizde nereye oyuncu eksikse seyrettiğimiz oyuncuyu oraya almaya çalışıyoruz. Yani. Tabii mesela bunları biz bilemiyoruz. Çünkü evet. Sizi sık sık arayıp ne yapıyorsun hocam diye sormamız gerekiyor. Evet, evet. Çok muazzam ya, bir şey. Balkan karakterli oyuncular bize uygun diyor hocam. Evet, evet. O yoğunluk içinde işte bu basın iletişim konusunda ön plan tutmak lazım. Ama bazen zor olabiliyor yani o karmaşada. Gerçekten normalde aslında uzaktan sistemlerle yapmak yerine yerinde görmek değil mi? Maçını canlı izlemek. Görmek, hatta birkaç maçı bazen şimdi de. Ben mesela şimdi en son gittiğimde Bulgaristan'dan bir tane oyuncu gördüm. Çok iyi. Şimdi bu oyuncuyu biz gördük. Gayet iyi. Ama şimdi bir maçla olmuyor. Olmaz. Şimdi biz bunu içeride seyrettik. Bu sefer de gideceğiz. Deplasmanda nasıl oynuyor? Diyeceğiz, bakacağız. Karakterine bakacağız. Oyuncu da sahanın içinde yaptığına bakacağız. Daha uyuyorsa biz de alacağız. Evet. Tabii gittiğiniz takım da önemli. Mesela bizim Sivas'ta bir iki zaman mesela pandemide biz ligi ilk yarıyı lider bitirdik. Ben 3-4 tane oyuncu istedim, alamadı kulüp. Hı-hı. Yani öyle bir imkan da var, imkansızlık var. Eğer alabilseydik belki şampiyon olacaktık. Yani bazen seyrediyor, çok hoşumuza gidiyor ama kulübü alamayınca da yapacak bir şeyimiz kalmıyor yani. Hocam siz Beşiktaş'ta 20 sene top oynadınız, başka da bir kulüpte oynamadınız. Yok. Çok önemli hocalarla çalıştınız. En önemlisi Gordon Milne'di. Teknik direktörlük hayatınızda o hocalardan ne kadar etkilendiniz? Hissediyor şimdi, musunuz onu? Efendim? Gordon böyle yapardı. Tabii işte tabii. Down böyle şimdi yapardı. Biz şöyle, eğer bu işi seviyorsan, hep baştan da söyledik. Her şeyine dikkat edeceksin. Şimdi ben Daum'un karakterini, kişiliklerini biliyorum. Stankovic'in öyle, Gordon Milne'in öyle. Bunların hepsinin, altyapıdan gelen hocalarımız var, Serpil Andutuz'un var, hepsinden örnekler alıyoruz bunları. Yalnız ben bir tane daha bir şey yaptım. Ben milli takımda Mustafa Hoca ile çalıştım 4 yıl. 2 sene Ümit Milli, sonra 2 sene de A Milli Hoca ile beraber çalıştık. Belçika ve Hollanda'da yapılan Avrupa Şampiyonası'na katıldık çok iyi bir şekilde. Önemli, evet. Ya ben o gün Mustafa Hoca Fenerbahçe'ye gitti. Bana da dedi, yok dedim hocam, siz gidin dedim, hocam dedim, ben dedim, yani benim kafamda, hayalimde bir şey var dedim, ben İngiltere'ye gideceğim dedim. Hem dile gideceğim, hem de dedim o takımları izleyeceğim dedim. Ben gittim, hatta bir hafta şeyin evinde kaldım ben, Alpay Özalan'ın, onlarla kaldım, onunla beraber antrenmana gittim geldim, antrenmanlarına çıktım. Sonra Bobby Robson'un yanına gittim, sağ olsunlar, hepsi bana çok yardımcı oldular. Onları da izledim. Onları izledikten sonra geldim, Daum Türkiye'ye geldi. İkinci yarı Beşiktaş'a beni istemiş yardımcı. Ben dedim gelirim. Daum'u severim ben. Antrenmanları çok mükemmeldir. Onun bir Roland Koch'la beraber. Roland Koch'la beraber çok iyidir. Ben geldim, dedim yalnız 6 ay çalışırım dedim. 6 ay çalıştım, ondan sonra da kendime tamam dedim, ben yetiştim, hazırım, şimdi teknik direktörlük yapabilirim dedim ve ondan sonra Göztepe ile başladım. Aslında akışa kaptırmadan bayağı planlı, programlı, evet. Şunu yapayım, sonra bunu yapayım, ekibimi oraya göndereyim, Avrupa'ya mutlaka evet. Açık olalım, Avrupa futboluna açık olalım. Böyle bir planlı, programlı ve hedefli bir yönü olduğunu da görüyoruz. Şimdi tam transfer dönemi hocam, evet. Alınabilen oyuncular, alınamayan oyuncular var kulüplerin maddi durumundan dolayı ama şimdi Fenerbahçe, Galatasaray çok hızlı girdiler, Fenerbahçe özellikle. Evet. Şöyle bir şu anda geçen isimleri, işte Ryan Kent, Tadic, Dzeko özellikle geldi, Galatasaray Icardi ile tekrar devam ediyor, Zaha büyük gürültü kopardı diyelim iki kulüp arasında. Nasıl buluyorsunuz şu andaki hem harcanan paralar açısından hem de kalite açısından? Şimdi şöyle bir kere onların her şeyden önce sponsorları var. Gelirleri biraz daha fazla. Galatasaray takımı şampiyon olmuş. Mutlaka eğer Şampiyonlar Ligi'nde de tur atlarsa çok maddi açıdan çok büyük bir güç kazanacak. Fenerbahçe'ye bakarsanız bana göre geçen seneki kadrosu da çok iyiydi. Hı hı. Gerçekten çok iyiydi. Ama biz biraz önce size de örnek verdim yayından önce. 3 evet, maç oynadık biz Fenerbahçe'yle üst üste. 3 maçta da ayrı ayrı takımlara karşı oynadık. Yani Fenerbahçe oturtursa, elindeki alınanlar da dahil oturtabilirse bence kadrosu olarak çok iyi. Beşiktaş'ın da bence öyle. Dün maçını seyrettim. Eksik olmasına rağmen yani mesela iki tane
sağ beki önlü arkalı oynattı mecburen, evet, yani oyuncu olmadığı için. Onun için onların kadroları da çok iyi ve bayağı bir para harcıyorlar. Burada tabii ki başta büyükler olmak üzere işte o aşağıya baktığınız zaman Başakşehir olsun, Adana Demirspor olsun. Onlar da para harcıyorlar. Ama bunların bence harcamaları gerekiyor. Bunların bence iyi oyuncular almaları gerekiyor. Çünkü bunlar büyük takım ve bunlar da ikincilik onlar için iyi olmaz. Onların en büyük hedefleri her zaman şampiyonluk olur. O yüzden de bu alınanlar tabii ki biraz daha dikkatli seçilirse daha iyi olur. Ama onun dışında mecburen almaları gerekiyor. Beşiktaş'ta yani hangi noktalara eksik var size göre şu an izlediğiniz kadarıyla? Zaten i̇zlediğim kadarı zaten belli. Kanatları yok. Yani evet, iki tane çok iyi oyuncuları gitti. Enkudu gitti, Diarra gitti. Yani onun için de oraya bir kere kanatlarını almaları gerekiyor. Belki bir tane daha forvet alabilirler. Belki bir ön libero veyahut da kesinlikle bence iyi bir forvet arkası alabilirler. Yani ofans bir oyuncu alabilirler. Ama ne olursa olsun bu takımların, dördünü de söylüyorum, Trabzon'u da katıyorum, mutlaka böyle evet, şeye böyle hoş gelecek, takımı böyle coşturacak bir tane kesinlikle böyle bir oyuncu taraftar için bence, hem de tabii takıma faydası olacak şekilde birini almak bence çok önemli yani. Evet. Hocam, sizin oynadığınız Gordon Milne döneminde ne oynadığınızı bütün dünya biliyordu ama kimse sizi yenemiyordu. Evet. Bizimki o, bizim onun... Nasıl oluyordu hocam o? Yani o şöyleydi. Şöyleydi. Herkes biliyordu ama yenemiyordu kimse. Bizim 11'i mesela şeye, Beşiktaş'a gidin çarşı içinde 11'i sayın mesela sayıyorlardı. Neden? İstikrar vardı. Hiç biz şeydik, aynı kadroyla sahaya çıkardık. Şimdi biz mesela maç konuşmalarını maçtan önce bir 45 dakikayı bulurdu. Ben Gordon'da hatırlıyorum 15 dakikada biz hemen konuşuyordu, gidiyorduk. Herkes belli zaten kimin ne olacağını biliyor. Yani sonradan giren arkadaş da ne yapacağını biliyor. Yani düşünün, biz ne mağlup şampiyon olduk. Yani ne mağlup yani. Bir ondan sonrakinde de bir iki senede bir kere yenildik, şampiyon olduk. Yani bu ne ki, takım oturmuş, istikrar var. Bizdeki en önemli şeylerden bir arkadaşlıktı. Çok iyi arkadaşlık biz hepimiz. Onu da sahaya yansıttığınız zaman gerçekten güzel şeyler çıkıyor yani. Görüşüyorsunuz zaman zaman mutlaka. Tabii 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 ki. Ya dün mesela hepsi... Ali, Benzi, Hoca, yani bir sürü arkadaşlarımız vardı. Gelebilen geldi maça. Tabii ki sürekli şekilde görüşüyoruz yani. Ama ben işte şeyde olunca biraz sıkıntı oluyor. Anadolu'da olduğumuz zaman. Yine de düğünlerde, bayramlarda sık sık efsane tabii takım canım, bir araya geliyorlar. İyi düğünde de beraberiz derler ya. Ya aynı tabii. Yani hiçbir zaman biri... Arkadaşlarımızın birine bir şey olsa hepimiz oradayız. Tabii. Veyahut da bir düğün, eğlence bir şey olsa herkes orada. Elinde hoca 3 defa yani. Fenerbahçe ile oynadım, 3'ünde de farklı takımlarla çıktı dedi ya. O yüzden aklıma geldi. Siz bir aynı takımla herkesi yeniyorsunuz. 4 yıl aynı takım devam ediyor. Aynı sezonda bile tabii, o istikrar yakalanamıyor. Sadece rotasyondan da değil yani, kafa karmaşasından biraz olmuştu tabii, o tabii. Geçen sezonda. Hocam, hep sizinle ilgili magazin haberleri çıkarken Rıdvan Dilmen'le ev arkadaşlığınız gündeme. Evet. Yani. Rıdvan'la şey yani, Rıdvan'la biz Ümit Milli Takım'da tanıştık. İyi de bir arkadaş olduk. Ondan sonra hep beraber A milli takıma geçtik beraber. Rıdvan Sarıyer'e geldi. Boluspor'daydı. Bana dedi ki, ben dedi orada kalamıyorum şeyde dedi. Sarıyer'de dedi. Biraz da sıkıntılı, kalabalığız dedi. Ya dedi, ben dedi seninle kalabilir miyim dedi. Ben de tekim, kardeşimle kalıyorum. O sizin yanınıza geldi. Ha, dedim gel dedim Rıdvan, ne demek. İki sene beraber kaldık. Yani çok iyi. Onunla. Hakikaten o da... Nasıl çok anlaşabiliyor çok... muydunuz? Bulaşıkları sen yıka, yemeği ben yok ya, bulaşık falan yalan. Yok. Yok. Rıdvan şeydir yani, hem neşeli bir... Çok esprilidir sürekli. Çok, çok esprilidir ama çok akıllıdır. Nerede ne yapacağını çok iyi bilir. Bir de ben Rıdvan'la bir şey gördüm. Yani bir kere yazık dediğimiz oyunculardan bir tanesi. Şimdi Arda Avrupa'ya gitti mesela. Rıdvan da onu hak edecek derecede bir oyuncuydu yani hakikaten. O da çok güzel yerlere gidebilirdi ama inanılmaz sakatlıklar yaşadı. Evet. 13 defa ameliyat oldu. Biz İzlanda'da maç yapıyoruz. Rıdvan hayatta defansa gelip top çıkarmaz. Mümkün değil. O gün gitti, defansa gitti, topu çıkardı, vurdu, ah dedi, omuzu çıktı. Yani öyle, o dereceydi yani, 13 defa ameliyat oldu. 40 defa bir 40 yılda bir savunmaya geldi, onda da sakatlandı. Evet, onda da sakatlandı çocuk ama iyi arkadaştı yani, tabii, gerçekten tabii. Çok severdim. Hocam kendini. Çok özür dilerim Orkun. Fenerbahçe Beşiktaş maçına birlikte çıktınız mı evden? Hadi
Akşam yok, görüşürsün. Kamplara beraber kamp olduğu için. Ama kampa çıkarken kamplara giderken gittik. Tabii ki maçta, bir maçta da biz onunla bayağı bir şey yaptık. Ama bir tanesinde de ben hata yaptım şeyde, Fenerbahçe maçında. Şimdi Fenerbahçe ile oynuyor Samet abinin jübile maçı. Rıdvan bana dedi ki, ya Rıza dedi, şey yapalım dedi, bak dedi. Samet abi çıkana kadar hiç birbirimize atak yapmayalım, bekleyelim dedi, tamam mı? Ben de süper maçtı dedim, o. Olur dedim, tamam. Kalede de Schumacher oynuyor orada da. O da dedi ki ben hiç gol yemeyeceğim falan filan diye. Neyse bir pozisyon geldi. Ben pek gitmem öne. Bir gittim öne, önüm bomboş. Topla geldi. Feyyaz bir getirdi, boş. Kale boş. Ben onu dışarı atmam. Attım golü. Attım golü. Rıdvan geldi dedi. Ne yaptın hocam? Niye yaptın dedi. Ya dedim ki bak şu an yapacak bir şey yok dedim yani. Bunu alıp tutup geriye mi vermem lazım? Ben öyle bir pozisyon geldi, vurdum dedim yani. O yani. Ama ilk maçımızda da bazı çekişmelerimiz oluyordu ama. Sahada oluyor değil mi? Akşam biz eve gittik ve o maçın şeyini yapıyoruz. Nasıl oldu, böyle oldu, şöyle oldu yani. Evet, şimdi... Yani bu çok güzel bir örnek. Bak, tam fair play örneği bu. Kesinlikle. Yani iki birbirinin ezeli rakibi, oyuncusu sahada da mücadele ediyorlar. Eve geliyorlar. Menemen pişirirken maçın sohbetini yapıyorlar. Şimdi Tanju mesela şey, Samsun'daydı. Gol kralıydı. Çok iyiydi. İstanbul'a gelirdi. Bir problem, bir şey içi vardı. Bana derdi ki ya sizin antrenmana çıkabilir miyim derdi. Yeah. Ben giderdim hocama, Stankovic vardı o zaman. Söylerdim. Böyle böyle burada bir iki gün bize çıkmak istiyor, çıkardı bizle. Evet. Aslında fair play ruhunun çok daha hakim olduğu futbol günlerinden bahsediyor Rıza Hoca. Şimdi biraz gündemimize geldiğimiz zaman, siz de az önce bahsettiniz, Arda Güler. Evet. Gerçekten milli gururumuz oldu. Heyecanla, mutlulukla izliyoruz oradaki çalışmalarında, gidiş sürecinde. Neler söylemek istersiniz bu hem transfer süreci hem oyuncunun kendisiyle ilgili olarak? Şimdi öncelikle Arda tam zamanında gitti. Yani gerçekten tam zamanında gitti. Belki burada kalsaydı Arda, bir iki maç kötü oynasaydı mutlaka herkes başka türlü konuşacak. Yani şımardı, şöyle oldu, böyle oldu, biliyorsunuz bizim şeyi. Tam zamanında gitti. Çok iyi bir futbolcu, çok akıllı bir oyuncu. Yani orada da %100 kendisine çok şey katacak, çok başarılı olacak. Zaten şu anda baktığınızda, milli takımımıza da baktığınızda çok iyi arkadaşlarımız geliyor. Yeni yeni arkadaşlarımız geliyor. Evet. O yüzden şu anda o Arda'nın oraya gitmesi Türk futbolu adına da mükemmel bir şey. Hı hı. Demek ki Türkiye'de çok çok iyi oyuncular var. Bir sürü var zaten. Temsil ediyor bir yandan. Evet. Temsil açısından çok çok iyi oldu. Bir de 17-18 yaşında bir oyuncu Real Madrid'e gidebiliyormuş yani. Onu ispat etti. Evet. O yüzden tebrik ediyorum. İnşallah çok başarılı olur. Gerçekten bana göre şu anda Türk futbolu adına çok önemli bir şey oldu o ya. Hocam, fiziğiyle ilgili bazı eleştiriler var. Biraz daha oturacak diyor. Siz de o yaşlarda çok sağlam fiziğiniz vardı. Ne yapması gerekiyor? Ama ben işte o yüzden söylüyorum. Yani oraya gittiği an onun üstüne yaparlar koyacaklar. Zaten. Onu zaten öyle fiziksiz veyahut da başka bir şey oynatmazlar. Onu beklerler, onu oynatırlar, onu iyice geliştirirler. Çok çok iyi duruma gelir o. Çünkü yeteneği var, her şeyi var. Fizik olarak da onu da yapabilir yani. Rıza Hoca'yla benim duyduğum, yani iyi fiziğini iyi kullanan, kaslarını iyi kullanan, iyi geliştiren, antrenman metotları ve tabii ki psikolojik anlamda oyuncularla takım olma konusundaki çalışmaları söylenir. Ben de uzaktan, hoca buradayken ben yorumumu anlatayım. Stankovic döneminin disiplinini, Mil döneminin devamlılığını, Daum döneminin iyi antrenman tekniğini, hepsini bir öğrenci gibi almış birisi olarak anlatırım. Hatam varsa düzeltirsiniz. Benim analizim odur Rıza. Bir de hocam buna ek olarak, yani sonuçta insanlarla çalıştığınız için o samimiyet değil mi? O yakınlık ama belli bir, tabii futbolun kendi içindeki bir mesafesi de vardı teknikada. O samimiyeti oyuncular çok arıyorlar benim gördüğüm kadarıyla. Şimdi onu zaten yapmazsanız başarılı olma şansınız olmaz. Yani evet. Bir antrenör bir oyuncusuyla tartıştığı zaman o olay olmaz. Biter yani. Öyle bir şey olmaz. Yani orada oyuncuya her şeyini güzelce anlatacaksın, istediklerini anlatacaksın, istemediklerini söyleyeceksin. Yani şimdi bizim her oyuncumuz, elimizde 28 oyuncu oluyor, her oyuncu iyi değil ki. Tabii. Her oyuncunun kafa yapısı farklı farklı oyuncu var. Bende bazı oyuncular var, sahanın içinde şey, agresif böyle, sahanın dışında çok iyi bir insan. Hmm. Şimdi beni en nefret ettiğim şeylerden bir tanesi oluyor şeylerde. Bir arkadaşımızı oyundan alıyoruz. Böyle boynu böyle geliyor, arkadaşına elini vurmuyor veyahut da vuruyor gidiyor veyahut da alıyor formayı oraya atıyor. Yani böyle şeyleri yapana ben
sinir olurum. Hı hı. Ya sen profesyonel oyuncusun. Sana buradan parayı buradan kazanıyorsun. Ben ne dersem onu yapmak zorundasın. Yönetim ne diyorsa onu yapmak zorundasın. Ya ben seni çıkartabilirim de, oynatmayabilirim de. Ama işte bunlara böyle ters etki gösterenler oluyor. O zaman bir sıkıntı yaşıyoruz. Onun dışında şey değil. Ama bunu da ben sezon başı oyuncu arkadaşlarımı topluyorum. Ne istediklerimi söylüyorum. Yanlış hareketleri sakın yapmayın diyorum. Bu diyorum hem takımı izlediler hem sen şimdi düşünün. Ben sizin yerinize oyuna giriyorum. Siz bana böyle bakıyorsunuz. Ya, takım arkadaşın giriyor oyuna. Tabii canım, o da ya, kendini gösterecek. Tabii, o da katkıda bulunacak. Biri yani sen iyi olsan veya da çok iyi olsan seni niye zaten çıkarsın? Bazen biz taktik gereği çıkarıyoruz. Ben şimdi bir maç oynadık Lyon'la Denizli Spor'da. Avrupa Kupa maçı Lyon'la oynuyoruz. Ya maçımız gayet iyi gidiyor. Ama bir tane arkadaşımız işte orta sahadan bir arkadaşımız ismini vermeyeyim. O arkadaşımız da o ara bir foul yaptı. Yabancı adam ikinci foul'ü de verecek sana. Yani seni Türk hakem tabii değil ki. Yani lap diye yapıştırır. Ya biz de dedik ki kritik maç oynuyoruz. Bir daha girdi arkadaş. Adam sarıyı gösterdi, vazgeçti. Adam bir anda sarıyı göstermedi. Dedi ki bu kesin dedik şey olacak. Ya atılacak. Ve biz bunu oyundan aldık. Ve arkadaş oyundan çıkarken bana ne dedi biliyor musun? Bana dedi ki hocam beni mahvettin dedi. Tamam mı? Niye dedim? Ben dedi oyundan devre olmadan çıktım dedi. Ya çıkit dedim ben de buna. Zaten çıkacaktın. Hakem seni çıkaracaktı. Ya, ben çıkarmasam. Hakem seni atacak diyoruz. Anlamıyor işte yani. Bazılar anlamıyor yani maalesef. Bunları kurmak da çok önemli. Evet. Yani hakikaten çok kolay değil. İnsan yönetiyor. İnsan yönetebilmek. Tabii. Ve hepsi de tabii başarılı, egolu, güçlü insanlar ne olursa olsun bir gelmişler orada. Tabii bizim en büyük şansımız ne biliyor musun? Biz futboldan geldik tabii ya. Futbolda biz üzüntüyü gördük, yenilgiyi gördük, galibiyeti gördük, başarıyı gördük. Bir de büyük takımda. Tabii. Büyük takımda üst düzeyde her şeyi gördük. O oyuncu benim devre arası geldiğimde, içeri girdiğimde ben oyuncunun ne duymak istediğini biliyorum. Evet. Ama bizde... Empati işte o, tamam evet, empati. Ama bizde bir tane eksik var. Yani çok iyi futbolcusun. Daha bir şey görmeden direkt antrenörle başladığınız zaman sıkıntı yaşarsınız. Tamam mı? Şimdi mesela ben İngiltere'ye gittim. Antrenörlerle çalıştım. Ondan sonra ben hazırım dedim. Ama bizim şimdi biz şöyleyiz. Biz çok iyiyiz. Futbolun için çok iyi. Ama bir de ekibinin çok iyi olması gerekiyor. Ben anatomiyi fazla bilmem. Tabii. Ya futbolun içine gelenler fazla bilmez. Ama bu işi yapmış uzmanlar var. Onlardan da yararlanacaksın. Anatomiyi bileceksin, antrenman bilimini bileceksin, bunları çok iyi şekilde öğreneceksin. O getirdiğin arkadaş ekibi mükemmel şekilde ayarlayacaksın ki ondan sonra başarılı olursun. Yani bunda ekip de çok önemli. Sergen Yalçın uzun süre çalıştı. Ama mesela şimdi Emre Belözoğlu, Volkan Demirel bir an önce girdiler. Çağdaş Sergen'le, Adaş Atan Sergen Yalçın'la çalıştı. Dolayısıyla biraz kendisini geliştirmesi lazım diyorsun. Hemen geçmesin, devam tabii etmesin. Tabii tabii. Ya hemen zaten ona. Şimdi Burak başladı. Burak şimdi başladı. Yani Şenol Hoca ile başladı. Ya ben Burak'ta şey yaptım. Gerçekten sevindim şey oldu. Onunla da biz çok çalıştık Burak'la. Yani Burak isteyerek girdiği için kesin başarılı olur. Yani kesin başarılı olur. Ama isterse, kendine bağlı, isterse çok iyi olur yani. İşte sizin gibi adaması, hedefli ve tabii şunu yapacağım sonra Avrupa'ya gideceğim, kendimi geçeceğim, ekibimi kuracağım akıllı, bu şekilde. Ekip akıllı, işi tabii, çok önemli. Kalıcı. Onlar arkada görünmez kahramanlar aslında hocam, yani doğru siz, söylüyor. Siz de öylesiniz. Siz şimdi ekipsiniz. Tabii. Ekip ikiniz çok iyi olduğunuz zaman süper bir şey çıkar ortaya. Tabii yani, tüm arkadaşlarımızla beraber. Tabii yani hepsi, orayı da katıyorum. Yani ekip olarak hareket ettiğiniz zaman bir başarı gelir yani. Bu bir tek bu futbolda değil, her şeyde öyle yani. Evet. Ama şunu söyleyeyim. Antrenörlük çok farklı, futbolculuk çok farklı. Futbolcuyken kendi başınasın, teksin. Ben iyiysem siz beni antrenörümsünüz, beni oynatıyorsunuz. İyi değilsem git otur diyorsun, o kadar. Ama şeyde 28 kişiyle uğraşıyorsun. Bazen yönetimle uğraşıyorsun, bazen taraftarla uğraşıyorsun, bazen basınla uğraşıyorsun. Yani bir sürü şey oluyor. Ya benim basınla bir işim olmadı da ama böyle şey oluyor. Yani o yüzden zor iş. Teknik direktörlük. Evet. Gerçekten hocam şey. Çok enteresan. Yabancı hocalar burada başarılı olamıyorlar. Geçen yılda bir 16 yıl oldu şampiyon. Oksijen gazetesinden işte bütün medyaya sordular. Herkes yorumunu kim şampiyon olur diye yaptı. Ben Galatasaray şampiyon olur dedim. Çünkü
Türk teknik adamla başladılar. Yani ne Valerian İsmail ne Jesus bu işi çözemez dedim. Haklı çıktım. Çok bilgin olduğumdan değil de oradan bir şey yakaladım. Hep de hakikaten Zico'dan beri olmuyor. Buna bir yorumunuz var mı? Mesela Jesus niye başarısız oldu? Ben şöyle söyleyeyim. Niye siz yani, daha Türk futbolunda yerli hocalar olarak iyisiniz? Ya şimdi bizim eskisi gibi değil. Şimdi bizler yani bizler artık şeyi biliyoruz yani her şeyi biliyoruz. Yani futbolu her şeyi derken futbolun içindekileri biliyoruz. Takip ediyoruz yani. Yeni yeni sistemler geliyor mu? Ne yapıyorlar? Hepsini takip ediyoruz. Çalışmaları takip ediyoruz. Ya bunları takip ediyoruz. Yani ben mesela yabancı arkadaşlarda şuna bir şey diyemem. Yani yabancı arkadaşlarımız bizim gelip burada takım çalıştırabilirler. Yani bu olabilir. Ha başarılı olur veya olamaz. Mesela Gordon Mill geldi bize 5,5 yıl kaldı. Bir ikinci olduk iki kere. Ondan sonra hep şampiyon olduk. Yani buraya gelen işte Piontek olsun, Derval olsun bana göre Türk futboluna güzel şeyleri verdiler. Bunlar. Kattılar tabii. Ama her gelen antrenörde bence olacak diye de bir şey yok ama şeyle ilgili, Jeyos'la ilgili derseniz bence onlar takımı kuramadılar. Yani takımı oturtamadılar. Dediğim gibi hep örnek verdik. Ellerinde gerçekten ya büyük takımların zaten şöyle bakın ellerinde her şey var. Her şeyden önce taraftarı var. Her şeyden önce lobisi var. Her şeyden önce ne bileyim medyası var. Onun arkasında. O yüzden onların ikinci olur. En kötü ikinci olur zaten. Anladın mı? Ya Fenerbahçe takımı hangi kadroyu kurarsa kursun en kötü ikinci olur. Veyahut da üçüncü olur yani. İsmi olur zaten. İsmail Hoca buradan hemen geçelim. Evet. İsmail Hoca başarılı olur mu bu sene? İsmail Hoca oraya başlamadan önce çok başarılıydı. Evet. O dönemde bir tek beraberliği vardı. O da bizleydi. Yani evet. İsmail Hoca'nın. Yani o zaman başarılı bir şekilde gitti. Oradan ama o başarısı, oradaki gösterdiği başarısı tekrar onu buraya getirdi. Hı. Yani şey, ben Beşiktaş'a gelsem, Beşiktaş benim doğduğum, büyüdüğüm, futbolda her şeyi bulduğum birisi. İsmail'le öyle Fenerbahçe'ye gelmiş, her şeyini vermiyor. Onlar, bizler bambaşka şekilde çalışırız orada. Yani onun için İsmail bence elinden geleni yapacak. Yalnız tek şey, yani İsmail'e sahip çıkmak lazım. Hadi bir tane muhalifiyet aldı veyahut da bir şey oldu. Ya İsmail'den de olmaz bak herkes yabancı veyahut da başka türlü bir şey demeyecekler. Çok önemli. Böyle olacaklar. Ben küçük bir örnek vereyim kısa. Tabii. Fatih Hoca Fenerbahçe ile maçları var. Fenerbahçe'ye 5-0 mı 5-1 mi ne yenildiler. Ve ondan sonra Fatih Hoca istifa etmek istedi. Ve o zaman kimdi bilmiyorum başkan. Faruk Süren dedi ki yok dedi kalacaksın dedi Fatih Hoca. Ben adım adım takip ediyorum. Hocam hatta bir hafta sonra Fenerbahçe maçından sonra da Ankara gücüne 3 evet. Gollü bir yenildiler. Evet. İstifam cebimde gibi bir şey söyledi evet. Sonra. Evet. Ve Faruk Süren sahip çıktı. Ben onun için diyorum İsmail için diyorum ve hepimiz için diyorum. Kesinlikle. Yani, ondan sonra o takımı Fatih Hoca orayı Ankara gücünde atlattıktan sonra o takım Avrupa şampiyonu oldu. Yani oradaki yöneticinin, başkanın sahip çıkmasından dolayı öyle oldu. Bizde Gordon Mill bizdeydi. Gordon Mill gidiyordu. Süleyman Seva yok dedi, kalacak dedi. İki sene üst üste ikinci olduğumuz için. Ve ondan sonra da istikrar geldi. Yani burada, yani şimdi İsmail'e herkes biraz şey bakıyor. Yani İsmail havalı veyahut da büyük uçaklarla getirilmedi. Tabii. En büyük hadi, sorunu şu anda bizim Fenerbahçe'nin. Bazı şeyleri şöyle yapıyor. Antrenörü getiriyor, uçakla getiriyorlar. Oyuncuları tabii. Uçakla getiriyorlar. Yerli de yürüyerek geliyor. Kendi arabasıyla geliyor. Tamam mı? Yani öyle bir dengesizlik yaratıyor. Tabii, doğru olsun. Ki bu. Evet. Yani işte o yüzden de oradaki arkadaşlara siz sahip çıkarsanız bizlere biz her şeyi yaparız. Evet. Yani ben bakın ben mesela takımı 3 senedir Avrupa'ya götürüyorum. Üç büyüklere bakın üst sene üst üste belki Avrupa'ya giden yok. Hele Anadolu'da hiç yok. Tabii. Bir tek Sivasspor gitmiş üst sene üst üste Avrupa'ya. Bunu eğer bir yabancı gelip yapsın, inanın bana o yabancıyı başka yere koyarlar. Tabii. Yani benim yaptıklarım... Antrenmana da uçakla gelir. Yok yok. Benim işte o yaptığım üst sene üst üste bir yabancı gelecek, üst sene üst üste Avrupa'ya götürecek, Türkiye Kupası'nı aldıracak.
O yabancıyı var ya direkt milli takıma yazarlar. Fener'e, Galatasaray'a, Beşiktaş'a yazarlar. Evet. Trabzon'a yazarlar. Yani maalesef bizde o da var yani. Ama bizim antrenörlerimiz de bizlere sahip çıkarlarsa tamam. Ama ben şeye bir tek karşıyım antrenörlerde. Milli takım. Milli takıma kesinlikle bizlerden birinin gitmesi lazım. Ya benim ya diğer arkadaşım. Türk hoca yani yerli hoca olacak. Yerli hoca. Bakın genelde baktığınızda hiç yabancı bir hocayla biz başarı kazanmadık. Ben de oynadım. Yıllarca oynadım. Orada başarıyı ilk açan Fatih Hoca'ydı. Arkasından Şenol Hoca geldi. Arkasından biz geldik Mustafa Hoca ile beraberken. Bu hep başarılı oldu. Onun dışında işte yabancı arkadaşlarımız geldi. İstediğiniz gibi olmadı. Kunt benim çok iyi arkadaşım. Beraber de oynadık. Ha, evet. Beraber de oynadık. Çok çok kaliteli bir insandır. Ama milli takım apayrı ya. Yani o İstiklal Marşı'nı okumak, tabii, o armayla çıkmak yani hakikaten muhteşem bir şey. Yani biz, belki siz de bilirsiniz, ben oynadığım zaman gece, gazeteler bazen geceden çıkıyordu. Ben geceden İstiklal Caddesi'ne gidiyordum, evet, şeye, Beyoğlu'na. Ya milli takıma seçildim mi diye bakayım gazeteye, gazeteyi almaya gidiyorduk. Yani o kadar önemliydi bizim için yani Ay Yıldız'da. Yani onun için de yani takımlara olur ama milli takıma bizlerden birinin gelmesi gerekiyor. Yani. Bobby Robson'la çalışmış hoca bu hikayeyi anlatınca aklıma geldi. Bobby Robson'ın kitabını okudum. Diyor ki at yarışı izlemeye gitmiştik diyor. O gün diyor İngiltere milli takımı açıklanacaktı diyor. Neyse biz yarışı izledik çıktık diyor. Orada diyor bir kafe var. Kafeye açmışlar listeyi diyor. Milli takım açıklandı. Önü kalabalık. Yardım araya girdim baktım ben de milli takımdayım diyor. Ya öyle ya. Maalesef öyleydi. Yani. Milli takım sonra demişken Filenin Sultanları Milletler Ligi'ni kazandılar. Dünyada birinci sıraya çıktılar hocam. Takip edebiliyorsunuz herhalde. Ben ediyorum. Fair Play programı içinde onları da konuşacağız. Büyük bir heyecanla, mutlulukla bize gerçekten büyük gurur yaşattılar. Ağlattılar çoğumuzu. Tabii canım ben hakikaten ama bizde gerçekten orada bir çıkış var. O hem baskette de olsun ama özellikle de voleybolda mükemmel. Olimpiyat olayı bambaşka. Ben şimdi şeye gittik, Akdeniz Olimpiyatlarında Fas'a gittik. Tam böyle stada giriyoruz. Ya o kadar heyecanlandım ki bir baktım böyle koşu şeyi var. Maraton var. En son stada giriyor ya, evet, atletler. Ya bir baktım Mehmet Terzi en önden gidiyor. Ah. Var ya nasıl gururlandık biliyor musun? En önde Mehmet Terzi gidiyor böyle şeyde. Fas'taki Akdeniz oyunlarında. Akdeniz oyunlarında. Ya inanılmaz bir şey. Çok güzel bir şey yani. Bambaşka bir şey. Avrupa'da böyle başarı kazanmak. Onun için bu bizim voleybol takımımız. İzliyorsunuz maçları tabii. Tabii. Heyecanlanıyorsunuz. Şimdi mesela hem kulüp takımları olsun, milli takımımız olsun. Çok iyi. Bir de bu grubun bir tane şeyi var. Şeyleri çok iyi bu grubun. Arkadaşlıkları çok iyi. Yani böyle hepsi güler yüzlü, hepsi böyle çok kibar, hepsi böyle güzel şeyler veriyor, güzel şeyler konuşuyorlar, ediyorlar. Sosyal medyayı iyi kullanıyorlar. Mükemmel yapıyorlar. Çok, evet, iyiler. Bana göre yani ne yapıyorlarsa hak ediyorlar yani. Her şeyi. Dansları da aynı şekilde. Evet. Yani sonrasında oyunlar öyle. Oyun da oynuyorlar. Zaten bir şey yani. Her türlü oynuyorlar. Evet, çok güzel bir şey yani. Seneye yani Paris'te olimpiyatlar. Tebrik ediyoruz yani. Seneye Paris'te olimpiyatlar var inşallah. Orada izleriz onları ve diğer sporcularımızı. Hocam futbolcu olmasaydınız hangi olimpik sporu yapmak isterdiniz? Spor mu? Evet. Yani futbol değil de başka bir şey olsaydı. Ben iyi tenis oynuyorum. Tenis oynuyorum. Öyle mi? Tenisçi olurdum yani. Bizim burada zor Türkiye'de ama tenis oynarım ben. Basketi severim. Baskette boy kısa ya ama evet, şeyde oynarım yani. Ha ben ama şey futbolcu olmasaydım, imkanım da olsaydı kesinlikle doktor olurdum. Çok isterdim onu yani. İçinizde ukde kaldı mı? Nasıl? İçinizde kaldı Yok, mı? Benim içimde ukde şöyle kalırdı. Ben bir dünya karmasına gitmek isterdim her zaman. Ve gittim ona da. O beni de götüren de Fenerbahçe'nin başkanıydı Ali Şen. Ali Bey'di, evet. Ha, aldı dünya beni, karması heyecanı vardı zamanında. Aldı beni. Ben antrenmana gidecekken bir telefon geldi. Dediler ki dünya karmasına gidiyorsun dediler başkan. Dedim ki tamam başkanım teşekkür ederim. Ne zaman gidiyoruz dedim. Öğlenleyin dedim. Sonra ben Gordon'dan izin aldım. Akşam gittim ben. Özel uçağıyla götürdü bizi. Ve gittim ben akşam olimpiyattan, Münih Olimpiyat Stadı'nda Alman milli takımına karşı UNICEF'in düzenledi. Ama en önemli şey bu. UNICEF yaptığı için en önemli dünya karması. Ve orada ben Alman milli takımına karşı oynadım. Yani gerçekten
muhteşem bir şey. Kimler vardı o dönem hatırlıyor musunuz aynı dönem? O zaman işte var, Alman takımında Völler vardı. Ondan sonra bizde bizim kaptan şeydi Gullit diye. O Velderama vardı. Kalecimiz vardı bir tane. Hiç kaleye topu eliyle hiç almıyor. Hep oynuyor Hugo Ata. Krep vuruşunu yapan. Çok güzeldi. Yani herkes var. Oraya bir gittim. Tam dünya karması. Tam dünya karması. Van Besten vardı. O da şeydi, sakatla oynayamadı. Rüya takımı olmuştu. Rüya takım. Çok iyiydik. Takımımız müthişti ya. Yani yendik Almanları zaten. Gol attınız mı hocam? Samet abinin jübelesinde olduğu gibi. Yok orada ben sağbek oynadım. Sol bek oynadım yani. Gullit'in karşısında oynadım. Bu arada Samet Aybaba'nın şeyi de, jübilesi de Türk futbol tarihinin en acayip jübilesi. Tribünler tamamen doluydu. Dönemin Cumhurbaşkanı mıydı? Başbakandı galiba. Turgut Bey, Allah rahmet eylesin, Semra Hanım da gelmişti. Ama onların bir maç olmuştu. Samet abiyle çok iyi araları. Araları iyiydi değil mi? Ve bizim de çok iyiydi. Biz şeyi çok severdik, Turgut Özal'ı. Turgut Bey'in Rıdvan hocayla da ilişkisi değil mi? Çok iyidir ya, iyiydi yani böyle. Futbolu seviyordu. Futbolu seviyordu o da, evet. Şimdi Beşiktaş maçına dün gittiniz. O atmosfer tabii bambaşka. Şenol Hoca da şu anda işini yapacak. Daha önce şampiyonluk da gördü. Bir gün Beşiktaş var mı sürekli kafanızda? Var tabii. Ondan bahsedelim hocam son bölümde. Hiçbir şey olmuyor. Yani şöyle, Beşiktaş tabii ki yani benim futbol olarak doğduğum, büyüdüğüm ve hatta her şeyimi futbol olarak orada gördüm ben. Onun için tabii ki her zaman çalıştırmak isterim. Bundan önce bir kere geldim ben. O geldiğimde de zor durumdaydı Beşiktaş. Evet. İkinci yarı geldim ben Rize Spor'dan. Oraya geldim. İkinci yarına mağlup bitirdik ligi. Ve o ligde de şey oldu. Yani ikinci yarının lideri bizdik. Hı hı. Ya çok güzel maçlarda oynadım. Unutamayacağım bir maç oynadım. İşte biz Panku'yu kaleye geçirdik. Fenerbahçe ile çok güzel bir maç yaptık. 4-3'lük bir maç yaptık. Yani o unutulmayacak bir maçtı gerçekten. Ve orada da dediğim gibi çok güzel şeyler yaptık ama sonrasında, ikinci sonrasında da işte biraz sıkıntılar vardı. Kimseye de ben bir zarar da vermek istemedim. Ama orada da çok iyi gittik. Avrupa Kupalarına gittik. Orada iki tane takımı eledik. Ve ondan sonra ben Malmö'ye gittik. Orada görevi bıraktım. Sonra başkan tekrar çağırdı beni. Tekrar çalıştık. Ondan sonra ufak tefek biraz bir şeyler oldu. Bıraktım. Ama tabii ki şu anda o rızayla bu rıza bir değil. Yani şu anda tabii ki öyle bir şey olduğunda oraya seve seve giderim. Hem orası olsun hem milli takım olsun. Tabii artık ki hedefler, ana hedefler bunlar. Yani. Sonuçta hocayı dinledik, biliyoruz da. İstatistiksel olarak bakarsan milli takım içinde, Beşiktaş içinde, büyük herhangi bir takım içinde futbolculuğundan teknik adamlığına kadar her anlamda kendini sürekli olarak da geliştiren bir Rıza Çalınbay portresi var. Bu Türk futbolunun, Türk sporunun zenginliğidir. Evet. Kendisine spor insanları olarak sonsuz teşekkür ederiz. Benim görüşümde Süleyman Seba'dan sonra Beşiktaş deyince akla Rıza Çalınbay gelir. Sevgili Metin, Feyyaz, Ali hocalar onlar ve diğerleri alınmasınlar ama Rıza Çalınbay'dır ikinci Seba. Yok, hep toplayacağız. Başkan da ben olacağım. Bir başkanlık hedefi de var zaten galiba. Ya olur, niye olmasın ki? Yani şey değil ki, olması da gerekiyor yani. Bir tek orası değil, federasyona da olmak gerekiyor. Yani bu işi bilmek, bilen gelmesi gerekiyor. Yani bilen dediğim onun içinden geldiği zaman biraz daha... Mesleğiniz hocam isterseniz bu yani. Evet. Yani mesleğiniz artı böyle sporcu birinin orada olması daha şey oluyor, hoş oluyor. Ben şeye gittim, Bayern Münih'in bir maçına gittim. Ya Rummenigge başkan oturuyor. O kadar güzel yakışıyor ki yani, düşün, Rummenigge en iyi oyuncu. Bayern Münih'in yani Beckenbauer ondan önce oluyor. Bunlar hep değişe değişe oluyorlar. Evet. Yani bizde de olabilir yani, niye olmasın yani, biz yapabiliriz yani başkanlık. Hocam tabii ki. Futbol oynadığınız dönemden hala devam eden şu anda kankanız kim? En çok konuştuğunuz insan. Gökhan Keskin. Gökhan Keskin. Evet. Onunla çok buluşuyoruz. O biraz daha rahat olduğu için. Metin'i falan çok severim. Çünkü Metin benim 14 yıl oda arkadaşımdı. Yani düşün, evimde çok onunla yatıyorduk yani. O zaman gerçi Metin Hoca'nın televizyonla anlaşması olduğu için çok çıkmıyor ama bir başka programda sizinle yine davet edelim vaktiniz olursa. Biraz Beşiktaş'ı konuşalım sadece. Siz onları getirdiğin zaman Metin Ali Feyyaz'ı getir, bizi getir. Bambaşka olur. Bitmez program. Hocam zaten bitmez. Sizin şeyiniz vardır, hani bir koronuz vardır ya. Var bizde çok şeyler. Çok güzel şeyler yani vardır ama bize... Mesela Metin Tekin'le 14 sene kampta oda arkadaşı olduğunuzu ben bilmiyordum. Yok onunla biz oda arkadaşıydık ve bir de genç milli takımdan beri arkadaştık biz onunla.
onunla, Tanju'yla hep genç milli takımdan. İyi bir jenerasyon. Bizdeki bir şey de vardı. Bizde herkesin lakabı vardı yani. Herkes evet. Birbirine güzel bir lakap bulmuştu yani. Evet. Kibar Feyzo. Kibar Sarı Fırtına. Sarı Fırtına. Atom Karınca Rıza. Evet. Çok güzel bir takım. Hocam çok teşekkür ederim. Evet. Gerçekten teşekkür ederim. Bizim futbol sohbetleri bitmez. Çünkü sizden duyacağımız çok şey var. Bildiğimiz bilmediğimiz çok konu var. Biraz geçmişe döndük. Bugünü konuştuk. Beşiktaş'ı konuştuk. Milli takımı konuştuk. Çok teşekkür ederiz. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi resmi destekçi Türkiye İş Bankası'nın sunduğu Fair Play'de bugün Rıza Çalınbay. Beşiktaş'ın çok özel ismi, futbol adamı, teknik adam ve atom karıncası diye. Çok iyi tenisçi. Tenisçi. Voleybol sever, yani. Olimpik sporlara meraklı. Evet, Futbol Federasyonu Başkanlığı'na ve Beşiktaş Başkanlığı'na da aday olduğunda buradan açıkladı. Aday değil. Bir gün neden olmasın diyor. Bir gün neden, bir olmasın gün neden olmasını. Ekibi de yani yönetim kurulu da Metin Ali Feyyaz olabilir, birlikte yapacaksınız. Çok Rıdvan Hoca da belki olur hep beraber. O dönemi toparlarsınız diyelim. Çok teşekkür ederiz hocam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Evet, bir Free Play programının daha sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi resmi destekçisi Türkiye İş Bankası Fair Play'i sundu.